Sebeple teşvikiyedeyiz. Detaylar birazdan. Bunu da yolladık. Aşkolar, bir önceki story'de benim atkımı sormuşsunuz. Hepsi Kırlent Mall'da %20 indirimde. Link aşağı bıraktım, kaydırın. Bu da gitti. Fenomenin cenazesi burada mı olacak? Evet, burada olacak. Kıyamam ya, yakınınız mıydı? Yok, hiç tanımıyorum vallahi. Geçen hafta YouTube'daki programıma gelmişti. Orada inanılmaz derecede takipçi kasmıştı. Ben de bu hafta rahmetli olmasaydı onunla beraber yemek yapacaktım. Takipçi arttıracaktım. Ona sinirleniyorum. Yapıyorum ya, ağlıyorum aslında. Merhaba sevgili takipçilerim. Şu anda cenazedeyim. O kadar üzgünüm ki. O benim canımdı. O benim ciğerimdi. O benim kardeşimdi. Kolum kanadımdı. Ama hiç merak etmeyin. Bugün burada size canlı yayında her şeyi ama her şeyi detaylarıyla göstereceğim. Acımızı birlikte yaşayacağız. Arkadaşlar, herkese selam. Çok üzgünüz. Çok sevdiğimiz bir dostumuzun cenazesindeyiz. Kendisi öldü. Gitti, yok artık. Moraller burada çok bozuk. Ama sağ olsun Balıkesir Organik Lezzetler bana keçi boynuzu yollamış. Modum biraz düzeldi. Bir kıtır neşem yerine geldi. Takipte kalın, gelişmeleri aktaracağım. Keçi boynuzunu linke bırakıyorum, onu gömün. Arkadaşlar merhaba. Bugün çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın cenaze törenindeyiz. Ama sürprizlerimiz olacak. Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta paylaştığımız babaannemin takma dişlerine isot sürdüm kışkırtma videomuz çok beğenildi. Bu hafta yeni kışkırtma videosu çekeceğiz. Bizden ayrılmayın, takipte kalın. Çok iyi değil miyiz? Ürş, 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 ürş. Tamam, buyurun. Hazırsanız hemen girelim. Çünkü canlı yayını izleyecek tam 1 milyon kişi bizi bekliyor. Bir milyon kişi mi? Evet. Ya bu kadar ünlü bir kişi miydi? Aa, hocam, merhumun 5 milyon takipçisi vardı, lütfen. 5 tanesi gelmiş sadece. Aman hocam, sizi duymasınlar. Bakın, bunlar çok ünlü internet fenomenleri. Bunların bir tane storiesi 6 bin liradan başlıyor. Ah. Tabii, hem bakın bu tören için tam 6 firma sponsor oldu bize. Desene, adamın ölüsü bile para ediyor ya. Hocam, kendisi çok meşhur bir YouTuber'dı. Kardeş, bu YouTuber nedir? Influencer diyeyim hocam ben size. Bu arkadaşlar da zaten merhumun Instagram ve YouTube'dan çok ünlü influencer arkadaşları. Influencer nedir? Influencer yani hocam bunlar kitleler üzerinde söz sahibi olan, böyle yaptığı davranışlar örnek alınan, ne bileyim söylediği sözler dinlenen, kısacası fikir üreticileri diyeyim ben size. Böyle evliya gibi bir şey mi? Yok, aşağı o kadar değil. Ben bunu size açıklayamayacağım hocam ya. Siz de isterseniz, yani dilerseniz bu arkadaşları çok yadırgamayın. Estağfurullah, niye yadırgayayım canım? Böyle modern işlerle uğraşan gençleri anlamak beni ziyadesiyle mutlu eder. Tabii ki. Yahu bu gençleri anlamayan ne kendi derdini anlatabilir onlara ne de kendini anlatabilir. Vallahi böyle düşünmeniz beni çok mutlu etti hocam. Hocam burada da merhum hakkında bilgiler var. Evet. Hani törende sıkışırsanız bu size bir feedback olur. Buyurun. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın. Başlıyoruz arkadaşlar. Değerli cemaat, hoş geldiniz. Bugün burada Ponky Pinky kardeşimizi sonsuzluğa uğurlamak için geldik. Evet, tekrar okuyorum. Ponky Pinky. Evet. Kardeşimizin adı bu. Kardeş, bir bak bakayım. Yahu sen bana insan dedin. Bu bildiğin Miki fare gibi bir şey bu. Ne bu? Nikio. Nekio? Yani bu YouTube'daki adı, internetteki adı hocam o. Evet.
Yayını burada kestim. Hocam, bundan sonra benim bir şeyim kalmadı. Artık gerisi sizde. Kolay gelsin. Arkadaşlar görüşmek üzere. Sağ ol. Bye. Arkadaşlar, selam aşkolar. Tören başladı ve burada inanılmaz bir duygu seli var. Bu arada rimelimi soranlar olmuş. Cenazede ağlasanız bile akmıyor. Hepsi Kırlent Mall'da indirimde. Yukarı kaydırın. Yavrum, arkadaşın zaten yukarı kaymış gitmiş. Yani cenazeyi böyle şeyler için bölmeyelim, tamam mı kızım? Ay tamam tamam aşko, özür dilerim hocişim. Hocişim mi? Tövbe tövbe, neyle sınıyorsun beni Allah'ım? Evet, ne diyorduk muhterem cemaat? Ponki Pinki kardeşimiz aramızdan çok erken ayrıldı. Ponki Pinki kardeşimiz çok akıllıydı, çok zekiydi. Hakk'ın rahmetine Ağrı Dağı'ndan yuvarlanarak inme videosu çekerken kavuştu. Çok da akıllı değilmiş. Arkadaşlar selam, tekrar cenazeden bildirmeye devam ediyorum. Moraller çok bozuk, down, herkes çok üzgün ve sad burada. Tabii bu normal, keşke taze evine pide söylense dediğinizi duyar gibiyim. Pide deyince akla ilk olarak ne geliyor arkadaşlar? Tabii ki sucuk. Hocam şu sucuğu bir tutar mısın? Hocam yardımcı olun sucuk. Aynen. Şöyle, şöyle tam ortalarsanız çok. Arkadaşlar Pakize sucukları Afyon'dan geldi. Ahirette bile değişmeyen lezzet. Lan! Ayret mayret karıştırma. Ayaküstü çarpılacağız hepimiz ya. Geç yerine. Tövbe tövbe, nimetli adam dövdürdün bana, geç. Kusura bakmayın hocam, özür dilerim. Allah'ım sen affet. Kaydırıyorsunuz, gömüyorsunuz. Evet. Çocuklar, şöyle bırakalım Mefta'yı. Gel ya. Hocam çok affeder. Ağlama, ağlama. Çok pardon. Ağlama kızım, ağlama. O şimdi huzurda. Hocam, takipçilerim ona soru sormak isterler. Yavrum, ona soruyu sorgu melekleri soracak. Bir müsaade edersen cenazeyi bölmeyin. Şey rica edeceğim hocam. Şu anda verim alamıyorum, canlı yayındayım. Maalesef tabut istediğim ışığı görmüyor. Şunu biraz şu tarafa doğru alırsak tam istediğim ışığı görecek. Yok artık ya. Ne diyorsun kızım? Başı kıbleye gelmek zorunda. Usul budur. Yok efendim, biraz şöyle şöyle alacağız. Işığa doğru. Kıbleye doğru. Işığa doğru. Kıbleye doğru. Işığa doğru. Yavrum bak şimdi, yavrum bak çok ağır konuşacağım. Sana inme inecek, ışığa doğru gideceksin ha. Yapmayın şunu ya. Evet, sayın cemaat. Ne diyorduk ya? Evet, sabrımızın sınandığı bu mübarek günde... Tövbe yarabbim. Sabrımızın sınandığı bu mübarek günde... Honki Ponki kardeşimizi sonsuzluğa uğurluyoruz. Size söylemeliyim ki her canlı... Ay bu tanrı bu! Bu ne bu bu? İşte, işte günün ilk kışkırtma videosu. Hocanın boynuna yılan koydum. Nasıl korktu ama? Spam! Yavrum, yavrum. Bana saygınız yok, anladık. Bari Mefta'ya saygınız olsun ya. Tırsmaca! Hay Allah'ım, sen sabır ver bana ya Rabbim. Evet, ne diyorduk? Ulan bu da canlı canlı, yemin ediyorum aklım gitti ya. Mefta'dan önce gidecektik ha. Aşkolar, üzerimde bu görmüş olduğunuz yağmurluk benim özel cenaze kreasyonum. Hocişim, benim şimdi takipçilerimden soranlar var. Öbür tarafa giderken hangi kombini tercih edersiniz? Kefen ve pamuk. Beyaz tonlarında diyebiliriz. Yavrum geç yerine Allah aşkına, bak sinirlenmek istemiyorum. Yapmayın bana bunu ya. Tamam bir saniye. Merhaba, ben tekrar rahatsız edeceğim ama canlı yayındayız ve acımız çok büyük. Şey, tabutun kapağını bir çıt kaldırabilir miyiz? Tam görüntü alamıyorum. Ne yapacaksın yavrum? Niye kaldırıyorum ben? Canlı yayındayız ya. Canlı yayında göstereceğim. Biraz kaldıralım. Evet. Ölüyle. Evet, ölüyle görüşeceğiz. Canlı yayın. Evet. Ölüyle canlı yayın. Kızım, sence de bu cümlede bir hata yok mu yavrum? He?
Yemin ediyorum artık çok sinirlendirdiniz beni. Dilim damağım kurudu ya. Aynen arkadaşlar. Biliyorsunuz şu anda görüyorsunuz hocamız çok sinirlendi. Gergin, elektriğini atamıyor. Niye? Çok bitki çayı tüketmiyor. Hocamıza bunu veriyoruz. Sıcak suyla lap diye gömecek hocamız biraz. Ulan dijital torbacı. 2 dakika bir şey satma millete. İşimiz var burada. Ama hocam benim işim bu yani. Benim bulduğumu gömmem lazım. Ulan benim işim o, benim işim. Buldum, gömemiyorum Ponki Pinki kardeşimizi. Yettiniz artık ya. Pardon. Vallahi dilim dimağım kurudu artık, yeter ya. Aa, hocam su için o zaman, buyurun. Allah Allah, sağ ol yavrum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bak bunun vebali çok büyüktür ha. Öyle olmaz. Öbür tarafta cayır cayır yanarız Allah korusun. Yanıyorum yahu! Ne koydunuz ulan buna? Hocayla acı challenge yaptık. Nasıl tepki verdi videomuzu izleyebileceksiniz. İyi seyirler. Ulan! Hoca bana vuruyor. Ulan iblisler! Al şunu! Yeter! Konuşmasın kimse! Ben şimdi arkaya geçiyorum. Herkes sıralansın şöyle önüme. Kimse konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Kamera mamera da istemiyorum. Kaldırın. Ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Ha, yanıyorum. Evet. Değerli cemaat, merhumu nasıl bilirdiniz? Çok süper. Arkadaşlar öyle değil yahu. İyi bilirdik diyeceksiniz. Ha. Tekrar soruyorum. Merhumu nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Çok güzel. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. İşte böyle ya. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun! Bu videomuzda biliyorsunuz ölme challenge yaptık. Ha? Umarım videoyu beğenirsiniz. Bu arada arkadaşlar üzerindeki kefeni sormuşsunuz. Aşağı linki bırakıyorum. Yukarı kaydırıp alabilirsiniz. Yaşasın, gerçekten şahane. Peki madem ölmedin ve hayattasın, ne yemek yapacaksın, takipçilerimle paylaşır mısın? Tabii ki, hemen paylaşırım. İmam bayıldı. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılın.